Herkese merhabalar. Burada Neyner ekibi olarak bu hafta da sizlere Türkiye'nin farklı cennet bir köşesinden sesleniyoruz. Bu haftaki durağımız bir kere her ilçesi ayrı güzel, tamamen bir tatil cenneti. Muğla'dayız. Muğla'nın hem sahil kesimleri, onun dışında köyleri, her yeri, yaylaları, her yeri hem yemyeşil hem masmavi. Burada doğanın nasıl cömert davrandığını Muğla'ya siz de geldiğinizde göreceksiniz. İnanılmaz güzel bir yer. Hem ilçelerini gezeceğiz, köylerini gezeceğiz. Sizler için Muğla'nın enfes lezzetleri bu bölümde olacak. Dünyaca ünlü turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla, mükemmel doğası, sıcakkanlı insanları ve kendine has kültürüyle bizleri hemen etkiliyor. Ege ve Akdeniz'in kucaklaştığı bir coğrafyada hem denizin cömertliği hem de Anadolu'nun bereketleriyle harmanlanan Muğla mutfağı ise zengin çeşitleriyle göz dolduruyor. Doğanın güzelliklerini cömertçe sergileyen Muğla'da iklimin ılımanlığı yöre insanına da yansımış. Lezzet turumuza ilk olarak Muğla merkezde Moğolalı olmak kültürünü bize buram buram yaşatan çok sıcak bir mekandan başlıyoruz. Gerçek Muğla kültürünü yaşayabileceğiniz harika bir adrese konuk edeceğiz. Aras'ta'dayız ve yanımda Hasan abim var, Hasan Yücel. Hasan abi, bizim işimiz yeme içme, karnımız aç, sana geldik, seni önerdiler. Bizim işimiz de doyurmak, para kazanmak. Tamam, senin işin yemek, bizimki de yemek o zaman. Yani Muğla, çünkü Muğla evlerinde olmak bir ayrıcalıktır. Ya. Muğla'nın yemek kültürü çok farklıdır. Biz etinen otunan besleniriz. Biz ottan et ederiz, etten ot ederiz. Harikasınız. Vallahi bir şey diyeceğim. Geldim, daha menü şimdi yazılıyor, günlük yemekler. Senin yazılarda da aynı Muğlalılık devam ediyor. Aynen. Gel bir okuyalım bak. Saç kavurma, gadın budu köfte, musaka, ilanı sarması. İlanı sarması dedi, lahanı sarması hani. Ne güzel yazmışsın ya, alta gelin ama. Yediğinizde zeytinyağı ve tereyağı var. Damak kültürü uygun olmayabilir, yemeği beğenmemiş de olabilir. Beğenmediyse çanağı geri versin, başka yemek verelim. Hiç. Tiftinmesin ya da dışarıda laf etmesin. Tiftinmesin. Hani ufak ufak yiyormuş gibi gösterir. Hani saygısızlık olmasın diye öyle bırakıyor. Ama para vereceksin. Verdiysen para alacaksın karşılığını. O çanağı beğenmediysen ver o yemeği bana. Ben seni beğeneceğin yiyeceğin yemeği vereyim. Tiftinmeyeceği bir yemek veririz. Tiftinmeyeceği bir yemek vereyim. Çünkü ben sonuçta senden para alacağım. Bu hareketi. Hasan alacağız parayı sonuçta. Hayır, yani aldığın paranın hakkını vermen lazım. Şimdi öğlen saati, daha yemekler de el değmemiş, daha tam 11.30 gibi saat. Hemen geçiyoruz o zaman. Tezgahın başına gidelim mi Hasan abi? Geçelim, ne yemekler var bir de içeriği tanıtalım sizlere. Yalnız geçtik tezgahın başına Hasan abiyle. Hangisine bakacağımı şaşırdım şu anda, çok fena oldu. Hasan abi, neler yapıyorsunuz böyle şimdi ya? Mesela hani bura yöresel olan mesela ot kavurması. Ot kavurması delot deriz biz bunu, delot. Evet. Dağdan toplarlar gelirler, toplar gelirsin, yıkasın, kavurursun. Tadı şahane olur yani. Mükemmel. Şu çıntar kavurması. Çıntar ne? Ha. Çıntar göbek diyelim hani mantar türünün doğal olanı. Doğal mantar. Çıntar bol oluyor yağmurlardan sonra. Bu çıntar bitti mi kuzu göbeğe çıkar. Kuzu göbeği, şimdi bunun kilosu 6 lira 5 lira, kuzu göbeğinin kilosu 70 lira 80 lira. Kuzu göbeği etten bağlıdır. Dışarı ihraç edilir. Kuzu göbeği zamanında kuzu göbeği ne çıktıysa hani daha da ne çıktıysa topla geliyor ederiz biz. Mevsimine göre. Ha. Nasıl yapıyorsun abi onu peki? Bu çıntarı kavuruyorsun ya, evet. Soğanla, toz biberle kavurursun, yiyorsun mis gibi. Gababırlı gibi. Benimki orada teyze Vasili. Teyze Vasili. Bu mesela böber takratması deriz. Yazın böberlere küçük şey dersin, takrat mı değil, şimdi sebebi kıtır kıtır olur yani bu hani he. Cerez gibi yiyorsun. Bunu bugün yapmamızın sebebi bu çıntarı verirken üstüne iki tane biber takratmasından atarsın. Çıntar, biber takratmasından çıntar güzel olur. Yani kızartmanın üstünde iki tane atı verirsin. Ne güzel anlatıyorsun ya. Mesela öbür ta şu şey tencerenin içinde olan
özel bir yemek, kapama. Ha, onu birazdan sofrada açacağız, açarız sizin için. Ha, sofrada açarken var, o sürpriz. Onu masada açacağız. Ha, o masada açacağız. O semiz yoğurtlaması. Semiz yoğurtlaması. Hadi öğrendim ben isimlerini. Lahana sarması. Lahana sarması, lahana sarmamız, tas kebabı var. Ya şu patlıcan kızartması var şu altta, ben çok fenalaştım ona. Hasan abi. Onu ha, biber patlıcan kızartması ha. Yoğurtlarız, kesi yoğurdunla. Ne güzel olur. Kesi yoğurdundan koy üstüne, ikiden de hutakrat mıdan at, yemedi yanında yat. Ya. Ha, edin para de ya yani. Başladık ya. Ben seni bir masa hazırlayayım, orada bak sen tadına ufak ufak. Ha, orada tadına bakalım. Bir şey diyeceğim ama bir şey dükkanın içinde gezelim. Gezelim. Ben hep gözüm takılıyor diyorum etrafa, duvarda bir yazılar var. Alt yazı ister de öyle söyleyeyim. Hasan abi de anlamlarını öğreneceğiz şimdi, biraz dükkanı gezelim. Her şey tamamen Muğla kültüründe ha, değil mi? He tamamen Hasan Muğla. Yine bu yazılar. Mesela hani tarnaşı kaşığından her şey yakışığından. Tarnaşı tatlı kaşığından yine tatlı kaşığından. Hani kaşığından dediği burada tahtı kaşık anlamında hani. Tarnaşı tatlı kaşığından her şey yakışığından. Yani tarnayı demirle yeme, yakışmayan bir hareketi etme. Kendine yakışmayan bir hareketi etme. He. Onun anlamı bu. Ucuz eti. Yahnisi yaban oğlu ona anlatmaya gerek yok. He. İnsanı sevmediğinin yemek yiyişi şapur şupur yol yürüyüşü tapur tupur gelirmiş. Hani sevmediğin insan yemek şey ha, her şeyi bata yani. Değil mi? O da o, o demek. O demek. Şimdi elmeye yandan tuzluğu verir misin lütfen? Şimdi bizim Moğolalı gitmiş İstanbul'a kibarlaşır ya. Hani kibarlaşırken ne edecek? Tuzluğu verir misin ya? Kibarlaşmış da. Ende yandanın Türkçesini bulamamış. Hani ende yandan ne demesi lazım mesela? Şuradan tuzluğu verir misiniz diyememiş. Ende yandan da yarısı Muğlaca olmuş. Çok güzel ya. Hepsi çok güzel gerçekten. Ay bir de Hasan abi güzel insan ya. Vallahi. Sizin güzelliğiniz. Can ya bayıldım ben buraya. Gerçekten kesinlikle oraya şimdi tabii bir de yemekleri tanıtacağız. Masamız hazırlanıyor. Buyurun Hasan abi de gideceğiz. Bir de şu Muğla yemeklerinin bir tadını çıkartacağız. Sohbetimiz orada devam edecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi donattın masayı. Bir sürprizi de koydun ortaya. Sürpriz orta yerde. En son o. Diyeceğim ben ilk çorbadan başladım. Ne güzel ya kapların. Bu çeyizime çalacağım bunu. Şimdi siz çorba bu çorba olan un tarnasıdır. Bu tarna aşı. Bu çorba değil yemek. Un tarnası. Tarna aşı. Bu, tarna aşı bu yemek. Tamam. Ha. Çorba gibi değil mi? Yemek yani. Bir yani. Yönde adını bak. Bu kapları ne güzel. Batır eski çanak. Bunlar. Batır ay çok güzelmiş. Vallahi taneli taneli bir şeyler geliyor. Guru bölcü var içinde. Guru bölcü var, et kavurması var. Moğol kavurması. Çok güzel. Kavurmasız olmaz endeğinde. Hazır kavurman vardı Moğol'a. Bunu genelde kemikliden oluyor bu. Ben bugün bunu kemiksiz kavurmayla ettim. Çünkü neden? Şimdi hem kapımı kemikli, hem bu kemikli. Olmaz. Kemik gevşirmeye mi geldim Moğol'a desin. Kemik yemeye mi geldik be? Açalım ya. Açalım çok merak ettim Hasan abi. Şimdi bunu hamurla kapamış etrafını bak hava. Bu kapama bu eski bir Moğol yemeği. Bu yemek eskiden. Şimdi bak şu ev ekmeği yok mu? Biz burada ev ekmeğinden pide veriyoruz yemekliğin. Ev ekmeği edilirken ocaklarda eskiden her evde edilirdi bu. Şimdi bu özel parayla ettiriyoruz biz. Ama eskiden yapıyorlardı. Ha. Eskiden ev ekmeği yapıldıktan sonra bir sen ne yaptın ya? Ulan tam şuna bak. Ne var içinde bunun biraz? Bu sadece oğlak eti. Oğlak eti, karabiber, tuzla terbiyesi ne dersin? Zeytinyağı, çok hafif bir tereyağıyla. Bu mesela 2 kilo etten çıkan bu 2 günde pişiyor. 2 gün mü? He, eskiden o anladışım o zaten. Ocakta ekmeği ettikten sonra ekmeğin külünün üstüne koyla bunu. Bugünkü ocağın üstüne, yarınki ocağın üstüne. 3 gün ocağın üstünde, külün üstünde bir şey bu. Ya, ay çok odun acayip. Modun yanmadan yani. 3 gün ne demek ya? Bir de külü, bu nasıl bir şey olur? Hamur gibi. Yumuşacık olur tabii, 3 gün pişen şeyler. Ve hemen. Lokum.
Ay dağılıyor böyle insanın ağzına yok oluyor. Ay çok güzel gerçekten. Öldüm. Bir şey diyeceğim. Bu ne? Bu. Biz bunu cingen pilav deriz. Cingen pilav. Aa. Nerede pilavı? Cingen pilavı. Pirinci yok, nasıl pilavı? Çökelek, çökelek. Çökelekle yapılır. Çökelekle yapılır. İçine kuru taze soğan doğranı, maydanoz atılı, ondan sonra kuru nane atılı. Karıştırırsın öyle zeytinyağından. Üstünü de çetişli deriz bak biz bu zeytine. Çetişte. Yani şeyle gırdığın, taşla gırdığın zeytindir. Çetişte. Hemen atıyoruz ağzımıza. Ay çok güzeller hepsi. Ot kavurmayı da koymuşsun. Şimdi tadına bakayım mı? Ot kavurmanın tadına bak. Yiyeyim biraz. Hadi. Ha. Çok özledik. Ne zamandır ot mak yemiyoruz vallahi. Ben de bak takratma biberden bir de ağzına nasıl takladığını şöyle elinle. Hayır hayır hayır. Şöyle al. At nasıl, ağzına. Nasıl takradığını ha. Göstereceğim şimdi size. Bak. Takır takır. Adı takratma biber. Ay bununla çok yakışmış ama. Yoğurtla mortla. Otla kavurmaya çok güzel oluyor. Kuru fasulyemiz var. Lahana sarmamız var. Ha. İlhan'ın tadına bak, karnabaharın tadına bakmadın ben hepsini daha. Yiyeceğim, hepsini yiyeceğim. Ha, şu da galbur bastı deriz ama bu galbur bastı normal galbur bastı değil. Bu benim kendi uydurduğum bir tatlı galbur bastı. Bakayım ona. Şöyle. Nasıl yapıyorsun Hasan abi? Bunu mesela buradan çatalından bir yön teştir. Gevrektir bak bu, kıtır kıtır bak. Gevrek, gevrek. İçinde neler var? İçinde ceviz var, ceviz. Ay nasıl güzel bir şey. Evet kıtır kıtır Refik. Kıtır kıtır. Hani pastane tatlısı değil. Aha. Pastane pustane tatlısı değil. Şeker glikoz değil. Pancar şeker. Bu klasik bir laftır hani. Aynı malzemeyle iki kişinin yettiği yemeğin lezzeti farklı olur. Farklı olur. Neden? Birisi isteyerek yapar. Birisi onu isteyerek severek yapar. Ne yapar severken? Mesela yıkar, özenir. Ateşine baka, ateşini aça, başında duru, 10 kere karıştırı. Yemen lezzetini başındaki insanın eli verir. Bir şey soracağım Hasan abi, fiyatlar nasıl? Bizim Borlada fiyatlar çok düşük. Hiç hareket yapıyor ya, fiyat yani, alıyoruz yok, yani. Türkiye şartlarında şu anda bizim burada Moğolu'da esnaflık yapmak zor. Evet. Mesela bu ot yemeğinin çanağı 4 lira. Vallahi. Ha. İçinde yoğurdu var, otu var, sarımsağı var, bilmem nesi var, bilmem nesi var, servisi var, kirası var, 4 lira yani hani. Et yemekleri 7 lira, 8 lira. Şu çıntar 4 lira yani. Bu kadar iyi fiyatlar. Burası esnaf lokantası olduğu için mecbur fiyatlarımızı uygun tutmak zorundayız. Muğla zaten güzel bir yer. Muğla'ya gelmek bir ayrıcalık. Muğla'ya geldiğin zaman işin huzur bulu. Değil mi? Sohbeti, muhabbeti. Muğla'nın... Türkiye'nin yaşanabilecek en güzel yerlerinden diye. Neden? 15 dakika sonra Akyaka'da denizdesin. 45 dakika sonra Sandıraz'da kayak merkezindesin. Yok böyle bir yer. Yemekler soğudu. Ben bırakıyorum mikrofonu. Hadi yemek yiyelim. Olsun. Hadi. Hasan abi gitme, birlikte yiyeceğiz. Tamam oğlum. Hadi gel. Damağımızda Muğla yemeklerinin tatları.